sonra bir şey yapalım. Geldiler. Çok güzel. 2001 yılının sonlarında partimizin kurulduğu zamanlarda Genel Merkez Genç Şükürler'in çalışmalarında ben de bulunmuş. İlk çözüm senede çevre ve şehircilikten sorumlu genel başkanım olarak çalışıyor. İki arkadaşımızın da daha önce genç sizden evet. İlerideyim. Dolayısıyla bayram kutlamaları benim gençliğimde, benim sizin yaşlarınızda olduğum zamanlardakinden farklı artık. Şöyle bir bakıyorum, akrabalar olsun, eş dost olsun pek yaşadıkları şehirde bulunmuyorlar. Hı-hı. Bayram için genellikle herkes tatile bir yerlere evet, kaçmaya çalışıyor. fakat bu çok geleneksel bir alışkanlık. Bizim kültürümüzün önemli bir ögesi. Dolayısıyla hele siyasi partiler arasında bu şekilde bayramlaşma olması bence hakikaten çok güzel bir davranış. Bunu da hep sürdürmekte yarar var. Zaten sürekli olarak hep dile getirilen şey kardeşliğin, dostluğun, huzurun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı ve bütün bu anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların bir yerde geri plana itildiği bir dönem. Dolayısıyla bu siyasette bilhassa siyasetler ne kadar tatlı bir rekabetse de bayramda o rekabet ortadan kalkıyor ve aynı geleneği hep birlikte sürdürüyoruz. Siz hangi ilin? Ben Ankara Milletvekiliyim. Ankara Milletvekilisiniz. Ankara Milletvekiliyim. Bu dönem seçildim. Daha önce 2011 yılında bir adaylığım vardı ama nasip olmamıştı. Bu dönem tekrar partimize aday gösterdim. Milletimizde teveccüh etti partimize bize. Bu vesile bu dönem parlamentodayız. Evet, ben de İstanbul'dan ilk defa seçildim. Öyle mi ilk defa? Benim de ilk defa. Evet. Aslında tabii bütün bunlar hepimiz için önemli bir tecrübe. Bizim olan ülkemizin geleceği, hepimizin gayesi, hepimizin gayreti, ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere de bu görev süremizin sonunda en azından iyi bir ortam bırakmanın mümkün olması. Ben bir yandan da torun sahibiyim. Yani sizler gençsiniz derken onu özellikle vurgulamak istedim. İki tane torunum var. Allah'a emanet. Sağ olun. Dolayısıyla onların da geleceğini düşünüyoruz. O yüzden bugün mesela İstanbul'da olmadığım için akşam geçeceğim. Onlarla yarın buluşacağım. Onlar da tabii bayram tebrikleri ve el öpme için hazır bekliyorlar İstanbul'da. Sizler de mi Ankaralısınız? Ben aslen Trabzon Sürmeneliyim. Biz de burada yaşıyoruz 10 senedir. Evliyim. 3 hafta kaldı. Bir çocuğumuz olacak inşallah. Oo, hadi hayırlı doğumlar olsun inşallah. Onun için anne babanın yanına bir gidip geldik dün. Evet. Şurada alakalısın şimdi. Küçük hanım diyeceğim, bayağı genç gözüküyor çünkü siz değil mi Ankaralısınız? Ben Diyarbakır. Evet, Diyarbakırlısınız. Çok güzel. Çok güzel. Sizler bütün ziyaret heyetini siz yapıyorsunuz herhalde. Şöyle iki heyet var ziyaret i̇ki heyetinde. Heyet şey, siyasi partileri ziyaret iki planlandı. İşte farklı partilere gidecek bir ekibimiz var. Emrullah İşler, o da Ankara'nın evet, o yine kadın ve genç kurulan arkadaşlarımız var. Ziyaret ekibinde de biz varız. Genel merkezimizde de halk ilişkilerden sorumlusu, toplumda halk ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız Jülide Hanım var. Nevzat Ceylan Ankara'nın yetkilerimiz orada dedik. Onlar da işte karşılama yapıyorlar. Genel merkezimiz var. Az önce siz de ifade ettiğiniz hakikaten siyasal rekabet, ticari rekabet, spor rekabeti bunlar hayatın her zaman içerisinde olan şeyler ve kahir ekseriyette her birimiz, hepimiz, bütün rakiplerimizde farklı alanlarda, sporda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında herkes bir şeyleri daha iyi yapma iddiasıyla. Ya mevcuttan daha iyi yapma ya daha idealist bir biçimde yapma iddiasıyla, topluma hizmet üretme iddiasıyla bir rekabet içerisine giriyor. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dille, üsluba, yöntemlere, şunlara bunlara farklı şekillerde yansıyabiliyor.
bazen çok kabul gören bir mecrada üslupla bekliyor. Bazen zaman zaman farklılaşabiliyor. Bunların hepsi milletimizin biriktirmiş olduğu bu değerlerle işte az önce dediniz ya, hani bayramda bir araya gelebilmek önemli diye. Bu yıllardır sürdürülen siyasi partilerin çok güzel bir geleneği. Yıllardır bütün partiler birbirini ziyaret eder, gelir gider. Toplum da öyledir. Bayramlaşmanın zaten temelinde de o vardır. Bütün rekabetler, bütün tartışmaların bir kenara bırakılır. İşte inancımızın, toplumumuzun çok kıymetli bir değeri olan bu bayram günlerinde bir araya gelmek, sohbet etmek, yeniden güler yüzle, ondan sonra güzellikleri anarak daha güzel şeyleri konuşmak için önemli fırsatlar. Hakikaten bu geleneği oluşturanlara teşekkür etmek, sürdürenlere de teşekkür etmek gerekiyor. Öyle. Keşke hep bayramlar içinde yaşayabilsek. Siyasetin keşke, dili öyle olsa. Keşke hep öyle olsa. Keşke bu rekabet hep bir bayram havası içinde olsa. Ama bayramlarda özellikle bütün rekabeti bir yana bırakıp geleneklerimize,